Yaratıcıyı ve Rabbi tanıyacaksın. Ondan sonra matematik okuyorsan oku, tıp okuyorsan oku, mühendislik okuyorsan oku, ne okuyorsan oku ama öncelikle yaratan Rabbini tanı, ondan sonra oku. Ey lütuf ve ihsan sahibi Rabbim, kerem ettin bize, okumayı ve yazmayı öğrettin. Secdelerde küçülerek senin önünde eğilirim. Varlıkta, darlıkta sendendir. Sığınak ve liman sensin. Hira'dayım, sana geldim. Senden ümit kesmedim, çünkü sen de bizden ümit kesmedin. Nar ve nur sendendir. Her verdiğin hayırdır, sabrederim. Dilsiz, gönlümden konuşan dualarla sana ulaşır mektubum. Kabul olunur mu bilmem. Sen mektubuma kereminle cevap ver, ben çağrına icabet ederim. İkra ve Rabbukel Ekrem. Oku, Rabbin en çok cömert olandır. Ellezi alleme bil kalem. Neden Allah ekremdir? En cömerttir. Çünkü insana kalemle öğretendir. Size ilim nasip ediyor. Allah katında ilim çok kıymetlidir. Sen oku dedin. Okudu alemi gönül gözüyle. Senin adınla okudu. Çözüldü cehaletin düğümü. O nuru dilaranın diliyle. İşte o an kilitlendi zaman. Her şey küçüldü. İnsan küçüldü. İlan edildi bir kan pıhtısındandır tüm varlık acziyetiyle. Sen Adem'e eşyanın isimlerini öğrettin. Bize de kudretini, kelamın, Kur'an'ın mesajını, hakimiyet hakkını, şu kainattaki tek varlığını. Okumayı ve anlatmayı da keremet ey Rabbim. Beni canlı eyle, beni canlı Kur'an eyle. Nur deryasına girdir. Ayet ayet okuduklarımı katında vefalı bir kulun dilinden dökülen sözlerden yaz. Kurtar beni benden, benlik elinden, nefis evinden. Bir su arıyorum, yanıyor kalbim dipten. Narıma su döküp tüm bağlarımı keserek hür bir edayla teslim etseydim şu bitkin ve hep sensiz kalan yüreğimi ebediyen. Hiçbir şey bilmediğini en çok kim bilir? En çok bilenler bilir. Bir insan ne kadar biliyorsa o kadar da bilmediğinin farkındadır. Bir insan ne kadar bilgisizse o kadar bilmediğinin farkında değildir. O yüzden bazı filozoflar demiş ki bilmediğini bilene öğretin. Yani bilmediğini farkında olana öğretin. Bilmediğini bilmeyenden kaçın. Gönlümü şehit etseydim aşkına, and içtim, kutsal davamı yükselteceğim hak ettiği makama. Ruhumu kefenledim, bedenim tabutta, gönlümü sevdanla şehit, canımı da öyle aziz eyle cihatla. Ne çare, sayı az, güç az, bilgi az, imkan az. Her şey azaldı, kitaplara bir mezar kazıldı. Tarihini, gerçeği okuyan kalmadı. Cehalet, cehalet, cehalet her yanı sardı. İnsanlığın her zaman en büyük düşmanıydı. Kalemlerde mürekkep kalmadı. Daha son söz söylenmedi, sabırlar çatlamadı. Musalar daha doğmadı, firavunlar boğulmadı. Hak namına batıla misilleme yapılmadı. Ey Rabbim, biz hayata küsmedik, seyidimiz yok diye. Mücadele edeceğiz İslam garip diye. Sahte baharlara inanmadık fecri kazıp diye. Tevhid mührünü vuracağız, hakimiyeti İslam var olsun diye. Şimdi rahmetinle nazar et bize ey Rabbimiz, İzzetinle şereflenelim diye.
Şimdi rahmetinle nazar et bize ey Rabbimiz. İzzetinle şereflenelim diye. İzzetinle şereflenelim diye. Allah'tan başka bir ilah yok ve olmamalı. Sadece onun dediği olmalı. Dediğiniz zaman entum a'lemu emillah. Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Dediğiniz zaman bunun yeryüzünde bir ağırlığı olacak. Tekbir! Ve insanlar evet demek zorunda kalacaklar. Allah daha iyi bilir. Evet demek zorunda kalacaklar. Evet, onun gibi bilmek mümkün değil. Çünkü o yaratandır.